şu anda belediyedeki başvurulan bütün projelerde daha yeni başvuru yapılmış olsun ya da ön onaydan geçmiş olsun, hatta ruhsatı yazılmış olsun, hatta harcı yatırılmış olsun. Artık bize tebligat yapıldığı andan itibaren kesinlikle ve kesinlikle bir ruhsat bu belediyeden çıkmayacaktır. Başka ve zaten biz kestik bu şu anda ruhsatları. Şu anda Yalıkavak'ta mevcut devam eden inşaatların seviye tespitini yapılıp artık orada kendilerine tebliğ edilmesi gerekiyor. Bir taraftan biz ruhsatları, imar uygulamalarını da durdurduk zaten. Şu anda belediyemizden hiçbir şekilde bu bölgelere ait ruhsat kesilmiyor. Bu şu anlamada geliyor aslında, o bölgede kamusal yatırımların da durduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda yol da yapamazsınız, altyapı da yapamazsınız artık orada. Yani bu imar planlarının aslında tabii ki bu şekilde iptal edilmesi iyi bir şey değil, ama hata varsa tabii düzeltilmek zorunda. Şimdi biz de hemen çalışmaya başladık. 1/25.000 ölçekli ve 100.000 ölçekliye aykırı olan özellikle 1000 ve 5000 ölçekli imar planlarını tekrar gözden geçiriyoruz şu anda. Bir an önce bu planları en azından Çevre Bakanlığımızın tabii ki aslında burada birinci öncelikte görevi, ama bu planları üst ölçekli planlara uygun hale getirmek zorundayız. Bakanlık şu anda bilgi ve belge topluyor bununla ilgili. Tabii ki bakanlık temize başvuracak, ancak belli bir temiz süreci vardır. Hemen devreye girmez. Yani aynı şekilde devreye girer mi girmez mi, ya da dediğim gibi mahkeme kararında belirtilen çekincelerin düzeltilerek tekrar değerlendirilmesi lazım. Tekrar devreye ne zaman girer, 6 ay mı sürer, 1 sene mi sürer, bunu da şu anda söylemek zor.